Merhaba Blender severler. Bu ilk Grease Pencil dersimizde Grease Pencil'ın arayüzünü şöyle genel hatlarıyla bir tanıyacağız. Hatırlarsanız bununla ilgili bir ders hazırlamıştım. Ancak Grease Pencil'a 2.83 sürümüyle beraber yeni yeni araçlar eklendiği için bu videoyu bir yenilemek istedim. Ayrıca bir de Grease Pencil'la ilgili sadece Grease Pencil'a özgü olacak şekilde bir oynatma listesi hazırladım. Buraya zaman içerisinde araçları öğrendikçe numaralı bir şekilde videolara atacağım. Araçlar, yeniliyorum, çok zengin. Hepsine de hakim değilim. Öğrendiklerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi hemen dersimize geçelim. Şimdi Grease Pencil'a ulaşmanın iki yolu var. Birincisinde yukarıda bu panellerimizde en son bölümde bir tane artı vardır. Buraya tıklarız. 2D Animation diyor burada. Bunları kullanabilirsiniz. 2D animasyon. 2 boyutlu animasyon, 2 boyutlu animasyon full canvas dediği de, yani tam bir tuval. Ya da file'a gelirsiniz, tamamen burada size özel hazırlanmış olan bir tuval sunan bir yer vardır. Burada 2D animation diyerek bunu açabilirsiniz. Şu anda ben buradan başlayayım, diğer yerlerden ziyade. Tıklayalım. Hemen arayüzümüz oluştu. Şimdi alt kısımda animasyonları oluşturduğumuz yer vardır. Sol tarafta katmanlarımız ve dolgularımızın bulunduğu yer vardır. Hemen bakalım başka. Bu sol tarafta yine çizme araçlarımız var. Yukarıda dikkat ederseniz sadece Grease Pencil'a mahsus çeşitli paneller kalmış durumda. Yine burada araçlarımız var. Burada Draw modundayız, yani çizme modundayız. Object nesne modu var. Edit modu, çizgilerde düzenleme yapmak isterken kullanırız. Sculpt, heykel modu, yani çizgilerde heykeller de oluşturabilmek mümkün. Draw zaten çizim modu. Evet, bir alt kısımda da Vertex Paint var. Çizginin noktaları üzerinde boyamalar yapmak için. Weight Paint de, eğer çizgiye kemikler eklerseniz kemiğin çizgi üzerine uygulayacağı basıncı ayarlayabilirsiniz. Yine buralarda da çeşitli ayarlarımız var. Tanıdıkça sizlerle paylaşacağım View bölümünde bu arayüzde gizlenmesi, açılması gereken yerler var. Çizgi bölümünde de katmanlarla ilgili bilgiler var. Animasyon, interpolasyon bölümleri var. Yine gizleyip açılmasını istediğiniz bölümler var. Burada hani çizgilerin nerede bulunmasıyla ilgili, çizgilerin sınırlandırılmasıyla ilgili yerler var. İsterseniz rehberler kullanabiliyorsunuz. Yukarıda da yine bakın burada renklendirme, hani solid mi, burada renklendirilmiş halde mi yoksa dolgu halinde mi, bu araçlarımız mevcut. Bunun üzerine bir gelelim. Paint, boyama modu aktif. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Fırçanın çapını değiştirmek ve gücünü değiştirmek mümkün. İleri seviye fırça ayarları var. Stroke, yine fırça ayarlarında çeşitli araçlar mevcut. Curve ayarlarında hassasiyet, güç ve jitter ayarları, seyirme ayarları var. Cursor'la da ilgili çeşitli ayarlar var. Yine layer katmanlarda buradan ulaşabilmek mümkün. Ayrıca sağ tarafta fırçaları yine seçebilmekteyiz. Fırçaları buradan da seçebilmekteyiz. Örneğin ben buradan daha koyu renkli bir fırça seçeyim. Bu arada ben grafik tablet kullanıyorum arkadaşlar. Grafik tabletlerin Grease Pencil'a, yani Blender'a nasıl tanıtıldığıyla da ilgili bir ders düşünüyorum. Grafik tablet farelerden çok daha etkilidir. Çünkü farelerde basınçla çizim yapamıyorsunuz. Örneğin ben şimdi burada bakın kalem kullanıyorum. Bu kalemle çok daha güzel çizimler yapabiliyorum. Ve bir de burada grafik tablette bastırdığım anda bakın çok daha kalın çizerken çok hafif bir şekilde bastırdığımda çok ince tonlarda çizimler yapabiliyorum. Yani grafik tablet, eğer 2D animasyon, 2 boyutlu animasyon düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka sahip olmanız gereken bir araç diyorum. Çok ucuz tabletler de var. Ben V2'nin tabletini kullanıyorum. Yüksek fiyatlı tabletler almanıza başlangıç seviyesinde çok da gerek yok diye düşünüyorum. Evet, şöyle kalemimi bırakayım. Başka burada neler varmış? Bakın fırçaları belirleyebiliyoruz. Burada fırçaların resetlenmesi, tüm katmanlardaki, oluşturduğunuz tüm fırçalardaki, daha doğrusu tüm fırçaları resetleme. Şu alt bölümden de kopya kopya fırçalar oluşturabiliyorsunuz.
Alt kısımda brush settings var. Yani fırça ayarları. Çapını, gücünü belirlemek mümkün. Advanced bölümünde ileri seviye fırça ayarları var. Stroke'da çizgi ile ilgili yine seçenekler var. Bunlar zaman ayrılıp öğrenilmesi gereken araçlar arkadaşlar. Dediğim gibi birçoğuna hakim olmasam da parça parça öğrendikçe bu öğrendiklerimi böyle bir günlük tutarmışçasına oynatma listesine atacağım. Bir bakalım burada randomize gelişi güzel bir hale getirme ile ilgili. Stabilize seçenekleri var. Sabitleştirme, stabilize etme. Kıvrımlar yine körüs bakın buradaki araçların birçoğu aslında yukarıya da yerleştirilmiş durumda. Aşağıya iniyoruz yine color seçenekleri var. Bu da cursor seçeneği varmış. Vertex color'larda yine ayrı ayrı renk paletleri ve renk belirlerken materyalde de yine eğer materyal eklerseniz renk belirleyip paletler oluşturabiliyorsunuz. X83 sürümünde biliyorsunuz ki yeni yeni paletler oluşturulabiliyordu. Şimdi bir sırasıyla şuradan gidelim bakalım. Burada da yine Grease Pencil ile ilgili render bölümünde Grease Pencil ile ilgili Anti-Aliasing Threshold yani kenarlardaki pürüzlülük yapısının düzenlenmesi ile ilgili bir seçenek konulmuş ve bu eşik bir değeri verilmiş. Yine burada Color Management ile da işlemler yapılabilir. Bakalım buraya gelelim. Burada Grease Pencil ile ilgili herhangi bir şey yok. İnelim bir aşağıya. Burada da yine bakalım herhangi bir şekilde Grease Pencil ile ilgili bir şey gözükmüyor. Evet, inelim. Başkaca şuraya geldiğimiz zaman modifierler, değiştiriciler bölümünde bunların tamamı Grease Pencil'a eklenebilir olan değiştiriciler, modifierler. Hepsini de öğrendikçe zaman içerisinde oynatma listesine atacağım. Bu arada bu modifierler yani değiştiricilerle de ilgili ayrı bir oynatma listesi hazırlayıp bütün Blender modifierlarıyla da ilgili öğrendiklerimi o oynatma listesi içerisine atmayı düşünüyorum zaman içinde. Evet, bir alta bakalım. Bir altta da görsel efekt özelliklerinde efektler ekleyebiliyoruz. Yalnız bu efektleri çizimlere ekleyebiliyoruz. Bulanıklaştırma, renklendirme, glow, parıltı verme, gölge verme, döndürme, dalgalar gibi efektler mevcut. Alta gelelim bakalım. Bu altta da ne varmış? Fizik. Fizik özellikleri de eklenebiliyor. Çok ilginç gerçekten. Demek ki burada yapmış olduğumuz bir çizime misal burada ben diyelim ki bir zincir oluşturdum. Çizimlerden oluşan. Şöyle birbirine bunları kemik yapılarıyla bağladım. Buraya bir tane güç eklediğim zaman bu rüzgar olabilir. Bu güç örneğin buradan bunun üzerine vurulduğu zaman çizgileri de hareket ettirebiliyor demektir. Ya da burada dikkat ederseniz yine rigid body var. Yani katı fizik özellikleri. Mesela nasıl bir şey olabilir? Buraya bir zemin çizeriz misal. Burada da bir top oluştururuz. Buna fizik özelliği ekleriz. Bu topumuz yer çekiminin etkisiyle buraya düşer. Bu zemini birazcık daha yamuk yapabiliriz mesela. Bu çizgi gelir, düşer, yuvarlanarak aşağıya sürüklenir. Gerçekten ilginç. Denemedim. Denedikten sonra bunlarla da ilgili mutlaka dersler hazırlayacağım. Oldukça heyecan verici. Gerçekten bunlarla oluşturulabilecek sınırsız şeyler var diyebilirim. Yani hayal gücünüzle sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kalemimi bırakayım. Bir bakalım başka burada object constraint var. Muhtemelen burada kısıtlama getirirken bunları da ekleyebiliriz. Ayrıca object data properties'de yine burada katmanları görebiliyoruz. Katmanlarda blend özellikleri, opacity özellikleri. Bakın burada transparanlıklarını artırıp azaltabiliyoruz. Maske özelliği yeni eklendi bildiğim kadarıyla. Buradaki çizimlerinize maskeler ekleyip nesneleri bu çizimlerin arkasında bırakıp veya önüne geçirebiliyorsunuz. Biraz aşağıya inelim. Burada adjustment düzenleme bölümleri var. Tint color'ları, renklerini düzenleyebilirsiniz. Relations'da başka bir nesneyi bir rehber olarak kullanıp, bağlantı olarak kullanıp demek ki animasyonlarda kullanabiliyorsunuz. Display'de Custom Channel özellikleri var. Öğrendikçe paylaşacağım. Burada Onion Skin özellikleri var. Mesela burada sağ oka bastığım zaman bakın yeni yeni örneğin çizimler yaptığım anda bu çizimlerde renkler ister istemez farklı olacaktır. Buradaki renkleri tekrardan şuraya bir getirelim bakalım.
Buradaki renkler öncesi ve sonrası soğan derilerinde belirgin hale gelecektir. İsterseniz Custom Colors'ta, Before ve After'da bunu belirleyebilmek mümkün. Bunu şöyle örneklendirelim. Ben yeni baştan şurada bir proje oluşturarak açayım. Çünkü bu ekran bayağı bir hani çizimle dolmuş oldu. Evet, sahneyi yeniden oluşturdum. Burada tabii ki fırçamızı şöyle bir belirleyelim. Daha koyu bir fırça seçelim. Mesela ben burada bir çizim yapayım. Şöyle. Bakın bu çizimi yaptık. Sağ okla bir kare ileriye gittim. Bir çizim daha yapıyorum. Şöyle birazcık daha ileriye gidelim. Ya da 3'te duralım, fark etmez. Şuraya da yine bir çizim yapayım. Bakın şimdi burada hemen opacity'yi açıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunu 1'e getirdiğimiz zaman bakın bir önceki karenin dikkat ederseniz yeşil olduğunu görüyorsunuz. Sağ okla ortaya gelelim. Bir öncekinin hemen görüldüğü üzere yeşil olduğunu, bir sonrakinin mavi olduğunu görüyorsunuz. Bir önceki animasyon çizgisi, mavi olan da bir sonraki animasyon çizgisi. Bunları görüntülüyoruz. Buradan .5 değerini girelim. Bunları vermesinin sebebi de biliyorsunuz ki daha düzenli bir çizim yapabilmek için, animasyonu düzgün hatlarına uygun yapabilmek için. Şimdi Custom Color'a gelelim. Burada bunu açtığımız zaman bakın yeşil. Dilerseniz değiştirebilirsiniz. Örneğin önceki kırmızı olsun. Sonraki de mesela ne olsun? Şöyle daha yeşil de olabilir, fark etmiyor. Herhangi bir renk alabilirsiniz. Sarıya da alabilirsiniz. Tercih sizindir. Başkaca bakalım. Burada yine display seçenekleri var. Render'da görüntülenme, soldurma gibi seçenekler mevcut. Evet, ayrıca bir de materyal bölümüne bakalım. Burada da renkleri değiştirebiliyoruz. Preview bölümümüz var. Nasıl görüntülendiği ile ilgili ön izleme yapabiliyoruz. Doldurma var. Temel renkler. Bunları belirleyebiliyoruz. Ayrıca seçenekler var. Ve sonrasında da yine doku ekleme ile ilgili özellikler var. Yani bu seçenek verildiğine göre belki çok daha kalın çizgilerde dokular da eklenebilir. Evet arkadaşlar, böylece bu dersi sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimde bu sol taraftaki çizim araçlarından bir bahsetmek istiyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.